Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet, bugün Şevval ayının 18. günü arkadaşlar ve bu gece inşallah 19. gecesi. Bugün sizler için yine çok güzel bir dua seçtim ve inşallah bu duayı sadece dinleyerek bile olsa amin deseniz yine inşallah makbuldür. O kadar güzel bir dua ki Peygamber Efendimizin mübarek torunlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin mübarek evladı İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın muhteşem bir duası. Bu duayı sizlerle paylaşacağım şimdi arkadaşlar. Ve sonrasında yine yapılacak olan bazı ibadet ve zikirlerden de konuşacağız. Şimdi hazırsanız bu güzel duaya geçelim. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve adaleti yaymada, öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, alçak gönüllülükte, güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede, erdemlere doğru koşmada, her halükarda iyilik etmeyi yeğlemede, insanların kabahatini yüzlerine vurmamakta, müstehak olmayana bağışta bulunmamakta, güç de olsa hakkı söylemede, çok da olsa iyi söz ve fiillerimi az bulmada, az da olsa kötü söz ve işlerimi çok bulmada, salihler gibi olmaya, onların süsüyle süslenmeye, müttakilerin ziynetini kuşanmaya muvaffak eyle beni. İtaatimin devamlılığı, cemaatten ayrılmayışım ve kendi uydurdukları görüşlerle amel eden bidat ehlinden uzak duruşumla da bu sıfatları bende kamil eyle. Allah'ım, Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve bana en bol rızkını yaşlandığım zaman ve en kuvvetli gücünü bitkin düştüğüm zaman ver. Beni sana kullukta tembelliğe, yolunu bulmakta körlüğe, sevginden başka bir şeyi talep etmeye, senden uzaklaşanla bir arada olmaya ve seninle birlikte olandan ayrılmaya müptela etme. Allah'ım, beni zor durumda kaldığımda senin gücünle hamle eder, ihtiyacım olduğunda senden ister ve düşkünlüğümde sana yalvarır kıl. Beni zor durumda kaldığım zaman senden başkasından yardım dilemekle, ihtiyacım olduğu zaman senden başkasından istemeye tenezzül etmekle ve korktuğum zaman senden başkasına yalvarmakla sınama. Yoksa beni yardımsız bırakmanla, ihsanını benden esirgemenle ve benden yüz çevirmenle karşı karşıya kalırım. Ey merhametlerin en merhametlisi! Allah'ım, şeytanın kalbime attığı arzu, zan ve hasedi, büyüklüğünü anmaya, kudretin hakkında düşünmeye, düşmanlarına karşı tedbir almaya dönüştür. Şeytanın dilime akıttığı çirkin ve saçma lafları, ırs sövüşünü, haksız tanıklığı, bir müminin arkasında ettiğim gıybeti, birinin yüzüne karşı ettiğim küfrü ve bunlara benzer şeyleri senin hamdını dile getirmeye, seni çokça övmeye, seni yüceltme çabasına, nimetlerine şükretme gayretine, ihsanını itiraf etmeye, nimetlerini saymaya çevir. Allah'ım, Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle. Bana yönelik zulmü def etmeye kadir olduğundan asla zulme uğramayayım. Benden intikam almaya gücün yettiğinden asla zulmetmeyeyim. Beni kolayca hidayet edebileceğin için asla sapmayayım. Rızkımın bolluğu senin katında olduğundan hiçbir zaman fakir olmayayım. Gücüm senden olduğundan asla haddimi aşmayayım. Allah'ım, mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola koyulmuşum. Lütuf ve keremine güvenerek günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Ancak mağfiretini gerektirecek bir şeyim, affını hak edeceğim bir amelim yok. Sadece senin fazlu keremine güvenebilirim. O halde Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve fazlu keremini benden esirgeme. Allah'ım, dilime kullarının hidayetine vesile olacak sözleri cari kıl. Bana takvayı ilham et. Beni en temiz şeye muvaffak et ve en beğenilen işe ata. Allah'ım, beni örnek yola sevk et. Dinin üzere ölüp, dinin üzere dirilmeyi hakkımda karar kıl. Allah'ım, Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve beni ifrat ve tefrite düşmekten koru, itidalli olmaya muvaffak et. Beni dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından eyle. Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bana nasip et. Allah'ım,
Kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin için benden al. İslah olmama vesile olacak şeyi de bırak bana kalsın. Senin koruman olmazsa hiç şüphesiz ben helak olurum. Allah'ım, üzüldüğüm zaman hazırlığım sensin. Mahrum edildiğim zaman ihsanını umacağım sensin. Gamlanıp kederlendiğim zaman imdada çağıracağım sensin. Kaybedilenin yerini dolduracak, bozulanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan senin yanındadır. O halde beladan önce afiyeti, istemeden önce zenginliği, sapıklıktan önce hidayeti lütfet bana. Kulların eziyetlerine karşı bana yardım et. Kıyamet gününün emniyetini bana ihsan et ve irşat görevini iyice yerine getirmeye muvaffak kıl beni. Allah'ım, Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve lütfunla tüm kötülükleri benden uzaklaştır. Nimetinle beni besle. Kereminle beni ıslah et, ihsanınla beni tedavi et, rahmetinin gölgesine al beni, rızanla kuşat beni. İşler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini seçmeye muvaffak et beni. Allah'ım, Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve bana ihtiyaçsızlık tacını giydir. Beni üstlendiğim görevleri layıkıyla yerine getirmeye muvaffak et. Bana gerçek hidayeti merhamet et. Zenginlikle azdırma beni, güzel bir yaşantı nasip et bana. Yaşantımı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma ve doğamı geri çevirme. Çünkü ben senin karşında birini tanımıyor, seninle birlikte birini çağırmıyorum. Allah'ım, Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve israf etmeme engel ol. Rızkımı zayi olmaktan koru. Malımı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak ettiklerim hususunda iyilik etmenin yolunu göster bana. Allah'ım, Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve para kazanmanın zorluklarına karşı bana yardım et. Hesaba katmadığım, sanmadığım yollardan rızkımı ver. Rızık peşinde koşarak ibadetinden geri kalmayayım. Geçimimi sağlamak için vebal altına girmeyeyim. Allah'ım, kudretinle aradığımı bana ver ve izzetinle korktuğumu başıma getirme. Amin. Evet arkadaşlar, yine çok muhteşem bir duaydı gerçekten. Eminim ki sizler de aynı şekilde aynı şeyi benimle hissetmişsinizdir. Evet, Şevval ayında böyle duaların edilmesi çok da daha makbul. Bu yüzden bundan sonra bu duaları arkadaşlar dinleyerek de olsa amin diyelim inşallah. Ve en güzel dua biçimleri Peygamber Efendimizin torunlarından, mübarek torunlarından İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın duaları gerçekten hem kalbe huzur veriyor, hem insanın maneviyatını arttırıyor, hem de duaların daha kısa sürede makbul olması için en özenle seçilmiş kelimeler bu dualarda mevcut. İnşallah Rabbim etmiş olduğumuz duaları kabul etsin. Şevval ayının 19. gecesi hürmetine yine yatsıdan sonra 2 rekat şükür namazı kılalım arkadaşlar. Ve 100 kelime-i tevhid, 100 salavat-ı şerif çekelim. İnşallah Şevval ayını da en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.